Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaynar suyla yapmış olduğum çıtır çıtır karışık turşu tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Turşumuz için 1,5 kilo salatalığı güzelce yıkadım ve hazır ettim. Aynı şekilde 1,5 kilo kornişon kullanıyorum. Her yandan ince ince seçmiş olduğum bir buçuk kilo acurum var. Son olarak da bir buçuk kilo havuç kullanıyorum. İlk olarak salatalıkları dilimlemeye başlıyorum. Uç kısımlarını bu şekilde alıyorum. Birkaç tanesinin uç kısmını kestikten sonra dilimlemeye başlıyorum. Turşu yapmadan önce sebzelerinizin tamamını birkaç kez güzelce yıkayın. Hatta sirkeli suda bekletmenizi tavsiye ederim. Tertemiz olduğundan emin olduktan sonra turşunuzu yapmaya başlayabilirsiniz. Salatalıkları dilimlemeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi ince ince dilimliyorum ve hazır ediyorum. Salatalıkların tamamını dilimledim. Hemen acurlara geçiyorum. Acurları da aynı şekilde uç kısımlarını kesiyorum. Yine birkaç tanesinin uç kısmını kestikten sonra acurları da aynı salatalığı dilimlediğim gibi dilimleyeceğim. Turşunuzun suyunun berrak olması için, çıtır çıtır olması için ve lezzetinin daha güzel olması için kullandığınız sebzelerin tamamen temiz olduğuna emin olmanız gerekiyor. Sonrasında kullandığınız kavanozların da temiz olması gerekiyor. Gerekli bütün püf noktaları yere geldikçe sizlerle paylaşacağım. Acucularımı da dilimledim ve hazır ettim. Gördüğünüz gibi salatalıkla eşit. Diğer yandan havuca geçiyorum. İlk olarak yıkamış olduğum havucu güzelce soyuyorum. Tamamen soyduktan sonra havuçları da aynı şekilde dilimleyeceğim. Turçularımızı kaynar suyla yapacağız. Bu sayede çıtır çıtır olacak. İsterseniz 10 gün sonra açıp tüketmeye başlayabileceksiniz. İsterseniz de aylarca muhafaza edip sonrasında açıp afiyetle tüketebileceksiniz. Her halükarda çıtır çıtır olacak. Havuçları soydum, uç kısımlarını da kestim ve şimdi onları da dilimliyorum. Uçlarında tamamını eşit şekilde dilimlediğime göre artık kornişona geçebiliriz. Kornişonda da aynı işlemi uyguluyoruz. Farklı bir işlem yok. Uç kısımlarını kestikten sonra eşit olacak şekilde dilimleyeceğim. Sonrasında da hemen turşum yapmaya başlayacağım. Sebzeleri keserken eşit olacak şekilde kesmeye özen gösterin. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Kornişonların tamamını da kestikten sonra önceden soymuş olduğum sarımsakları dilimliyorum. Bu tarifimde toplamda 4 baş sarımsak kullanıyorum. Her turşu tarifimde söylediğim gibi bunda da sizlere şunu söylemiş olayım. Sarımsak ne kadar bol olursa turşunuz o kadar lezzetli olur ve o kadar uzun ömürlü olur. Ben bu turşu tarifimde de bolca sarımsak kullanıyorum. Sonrasında da hemen turşum yapmaya başlıyorum. Tarifim için 1 kiloluk cam kavanoz kullanıyorum. Kaynar suyla güzelce yıkadım ve kuruladım. Tamamen steril oldu. Kavanozun dibine ilk olarak dilimlemiş olduğum sarımsaklardan koydum. Sonrasında da ilk olarak havuç, sonrasında kornişon. Onun üzerine dilimlemiş olduğum acurları, son olarak da salatalıkları koyuyorum. tabi salatalığı koyduktan sonra yine üzerine biraz dilimlemiş olduğum sarımsaklardan koyacağım. İsterseniz bu şekilde tek tek koymak yerine bütün malzemeleri karıştırıp o şekilde de turşularınızı kurabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Sebzeleri kavanoza koyarken arada bir üzerine bastırmanızı tavsiye ederim ama çok fazla da bastırmayın, sebzeleri ezmeyin. turşumun tamamını birer litrelik cam kavanozlara koyuyorum. Burada kullandığınız malzemenin miktarından ziyade ne kadar kavanoz elde ettiğiniz önemli. Çünkü her kavanoz başına 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı limon tuzu ve 1 çay bardağı sirke kullanıyoruz. Kaynar suyla yapıyoruz. Bu turşular erimiyor mu, içerisindeki sebzeler yumuşamıyor mu diye düşünenleriniz olabilir. Kapağını vakumladığımız için, hava almadığı için turşular içerisinde çıtır çıtır kalıyor. Bana şu tarz yorumlar geliyor. Hemen o noktaya da değinmek istiyorum. Alev Hanım bu turşuyu 5 kiloluk cam kavanoza kurabilir miyiz? 5 kiloluk cam kavanoza kaynar suyla turşu kesinlikle kurulmaz. Çünkü kullanacağınız kapağın hiç kullanmamış kapak olması gerekiyor. Ve kavanozu ters çevirmeniz gerekiyor. Haliyle 5 kiloluk bidonlarda da bu söz konusu olamıyor. Şayet kapağa hava alırsa turşular erir ve yumuşar. O kadar emeğiniz ziyan olur. O yüzden de eğer kaynar suyla yapacaksanız kavanozlarınızın 1 litre olması gerekiyor. Şayet 5 litrelik cam kavanozla yapacaksanız normal kaynar suyla değil içme suyla yapmanız gerekiyor. Bu konuya da bir açıklık getirmek istedim ve kavanozlarımın tamamını aynı şekilde doldurdum. Bu tarifimden toplamda 10 tane birer litrelik cam kavanoz turşu çıkıyor. Bazılarının üzerine kırmızı acı biber koyuyorum. Birkaç tanesini acı birkaç tanesini normal yapacağım. Eğer siz de acıyı çok seviyorsanız bu şekilde acı koyabilirsiniz ya da sevmiyorsanız hiç koymadan da yapabilirsiniz. Ve artık diğer malzemelerimizi koymaya geçebiliriz. Turşumuzun olmazsa olmazı kaya tuzu. Her bir kavanoza bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzu kullanıyorum. Yine bu noktada oldukça önemli. Lütfen turşularınızda yemeklik tuz kullanmayın. Kaya tuzu kullanın. Kaya tuzu kullanmanız sayesinde turşunuz hem çıtır çıtır olacak. Hem çok daha lezzetli olacak hem de çok daha uzun ömürlü olacak. Sonrasında her bir kavanoza bir çay kaşığı toz şeker koyuyorum. Turşumuzda şekeri lezzeti dengelemek için kullanıyoruz. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Her bir kavanoza bir çay kaşığı limon tuzu koyuyorum. Eğer limon tuzu sevmiyorsanız turşunuzu kurarken her bir kavanoza bir tane limon kullanabilirsiniz. Bütün malzemelerimi koydum. Şimdi sirkeye geçiyoruz. Kullanmış olduğum çay bardağı açısı 125 mililitre. Her bir kavanoza bir çay kaşığı üzüm sirkesi koyuyorum. Tabi isteyen elma sirkesi de kullanabilir. Hatta ev yapımı sirkeniz varsa turşunuz çok daha lezzetli olur. Turşuların tamamına sirkeyi koydum ve şimdi turşumuza kaynar suyumuzu dolduruyoruz. Suyunuzun tamamen kaynar olması gerekiyor. Sıcak ya da ılık olması halinde kapaklar vakumlanmaz ve kavanozlar hava alır. Şayet kavanozlar hava alırsa turşunuzun suyunda bulanıklıklar olur ve turşunuz erir. O yüzden kullandığınız suyun tamamen kap kaynar olması gerekiyor. Bu sayede kapağı güzelce vakumlanacak. Kavanozların tamamını kaynar suyla ağzına kadar dolduruyorum. Sonrasında bu şekilde sallıyorum ve aralarına da su girmesini sağlıyorum. Bakın üzerinde biraz boşluk oluştu. O açığı da hemen kaynar suyla tamamlıyorum. Sonrasında da ağız kısmını temiz bir peçeteyle siliyorum ve kuruluyorum. Sonrasında da yeni kapakla, daha önce hiç kullanmadığınız kapakla sıkıca kapatın lütfen. Kapattıktan sonra birkaç kez çalkalıyorum. Bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum ve sonrasında da hemen ters çeviriyorum. Bir kez daha göstermek istiyorum. Bu şekilde ileri geri sallıyorum ve aralarına su girmesini sağlıyorum. Sonrasında suyu azalınca üzerine suyla tamamlıyorum. Ağız kısmını temiz bir peçeteyle siliyorum ve kuruluyorum. Yeni kapakla kapatıyorum. Birkaç kez çalkalıyorum ve hemen ters çeviriyorum. Kavanozların tamamını kapattım ve ters çevirdim. Bir gün boyunca bu şekilde bekleyecek kesinlikle yerinden oynatmayın. Birinci günün sonunda kavanozları normal haline getireceğim. Serin ve güneş görmeyen yerde 10 gün boyunca bekleteceğim. Dilerseniz 10 gün boyunca bekletin. Dilerseniz bu şekilde bolca hazırlayıp kışa saklayın. 10 gün sonra açsanız da turşunuz çıtır çıtır olacak. Aylar sonra açsanız da aynı çıtırlığından hiçbir şey kaybetmeyecek. Lütfen turşularınızı beklettiğiniz yer serinde güneş görmeyen bir yer olsun. Turşularımı 10 gün boyunca beklettim. 10. günün sonunda gördüğünüz gibi suyunda hiçbir bulanıklık yok. Birkaç tanesini yakından göstereceğim sizlere. Kapağının üzeri dümdüz, hiçbir bombe yok. Kapakların tamamı çok güzel bir şekilde vakumlanmış, hiçbir sızma, hiçbir taşma olmadı. Suları da gördüğünüz gibi berrak hiçbir bulanıklık yok. Lütfen sizlerde turşularınızı hazırlarken belirttiğim püf noktalarına dikkat ederek hazırlayın. O yüzden de videoyu çok fazla hızlandırmadan izleyin. Çünkü aralarda birçok püf noktası verdim. Yapmanız gereken ve yapmamanız gereken her şeyi videoda sizlerle paylaştım. Buna rağmen yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Kapağın üzeri dümdüzse bilin ki turşunuz güzelce vakumlandı. Hemen bir tanesini açıp sizlere son halini göstermek istiyorum. Kapağı vakumlandığı için bıçakla ilk olarak havasını alıyorum. Sonrasında da hemen turşumu servis tabağına koyuyorum. Düz bir tabağa koyduğum için suyunu süzdürdüm. Kapağı açar açmaz mis gibi kokular yayılmaya başladı bile. Gerçekten çok güzel bir tarif. Kesinlikle aklınızda soru işareti kalmasın. Yeter ki belirttiğim püf noktalarına dikkat ederek hazırlayın. Bir kez bu şekilde yaptınız mı, eminim sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hem çok pratik, hem de kısa zamanda turşunuz fermente oluyor ve afiyetle tüketiyorsunuz. Turşumuzun son hali bu şekilde. Hepsi çıtır çıtır, hiçbir erime, yumuşama kesinlikle olmadı. Yıllardır turşumu bu şekilde hazırlıyorum ve yiyen herkes tarafından çokça beğeniliyor. İnşallah sizler de denediğinizde memnun kalacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınızı ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.